Yepyeni bir okuldan sonra programıyla daha karşınızdayız. Bugün Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü'nden programımızı gerçekleştiriyoruz. Burada çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Kendisi neredeyse doğumdan bu yaşına kadar Beykentli. Hem Beykent'te okumuş, en sonunda gelen yıllar, arkasından gelen yıllarla birlikte Beykent Üniversitesi'nde öğretmen olmuş bir hocamız. Hemen kendisine dönüyorum ben. Hocam merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben tanıyorum. Hilal Gökdağ Çelik hocam diyeceğim ama ekranları başına sizle yeni karşılaşan izleyicilerimiz vardır. Onlar da bir kez daha tanısınlar sizi hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için çok gurur duydum, onur duydum. Size çok teşekkür ettik kabul ettiğiniz için. Evet, dediğiniz gibi kökenden beri Beykentliyim. Evet. Bu sıralardan geçen ve sonrasında da hoca olan bir, buraya anlam katan biri olduğum için de çok mutluyum ben. Ben yardımcı doçent doktor Hilal Gökdağ Çelik. Uzun yıllardır Beykent Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyorum. Öncesinde de Beykent Lisesi mezunuyum. Özel Beykent Lisesi mezunuyum. İlkokulda sanıyorum Beykent. Yok, ortaokuldan sonrası Beykent. Evet, özel Beykent Lisesi mezunuyum. Hı-hı. Üniversitede yine Beykent Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Matematik bölümü burslu okumuştum. Güzel. Oradan üniversite birincisi, bölüm birincisi ve fakülte birincisi olarak mezun oldum. Süper, süper. Sonra üniversitemizin uygun görmesi ve hocalarımın da gelen isteği üzerine burada araştırma görevlisi olarak görevime başladım. Sonrasında da işte doktora çalışmalarımızı tamamlayarak yardımcı doçent unvanımızı aldık. Ve bu şekilde 7 senedir buradaki arkadaşlarıma tekrar hizmet veriyorum. Totalde 13 senem oldu burada. Çok güzel. Eğitimci olarak diyelim. Tabii ki öğretim hayatına eklersek 20 yılı devirdik. Yani 20 yıllık bir Beykent geçmişim. Çok söz konusu. Güzel. Çok gurur duyuyorum. Yani her yere baktığımda bir anımı görüyorum. Çok uzun yıllardır Beykentliyim dediğim gibi. Biz ayrıca Beykentliyiz aslında. Benim annem Beykent Koleji'nin ilk öğretim okulu müdürüydü. Babam da Beykent Koleji'nin lise kısmının müdürüydü. Annem Semiha Gökdağ, babam Raif Gökdağ bu arada. Tanıyanlar çok çıkacaktır bu camiada. Tabii onlardan diploma almak da ayrı bir gurur oldu benim için. Çünkü yani düşünsenize babanızdan okul birincisi oluyorsunuz ve diplomanızı babanızdan alıyorsunuz. Evet, ona yaşattığınız gurur da ayrı oluyor. Sizin gururunuz İşte annenize ayrı gurur, babanıza ayrı gurur yaşatmış oluyorsunuz. Okul kütüğüne lisede işte mezun olunca birinci olduğunuzda adınızı çakıyorsunuz. Çok güzel. Lisede hemen burada, orada da kütüğü çekebilirsiniz. Bu da tabii çok onur verici, gurur verici bir duygu olmuş oluyor. Uzun yıllarımız burada geçmiş bulunuyor. Ben fen bölümü mezunuyum. O zamanlar bilgisayar matematik çok istiyordum. Evet. Bundan dolayı üniversitemizi tercih ettim. YÖK'ten burs olarak kazanmıştım zaten. Yine o başarımı da üniversiteye de aksettirdim zaten. Her sene yüksek onur belgeleri alarak yine birinci olarak da bölümü, fakültemi, üniversitemi tamamladım. Zor bir hayat tabii. Çalışmayı ben çok seviyorum. İdealistlik biraz bize aileden geliyor. Evet. Anne baba da çok idealist olduğu için. Benim erkek kardeşim de Beykent mezunu bu arada. Süper. O da Beykent Koleji mezunu. Üniversitesine dereceyle giren bir Beykent Koleji mezunu. O da bilgisayar mühendisi. Uzun zamandır... O da akademik araştırmalar da yapıyor aynı zamanda. Şu anda da bir Amerikan firmasında kanser üzerine bilgisayar programı yazıyor. Çok iyi değerli yerlerde. Bir yandan da doktorasını tamamlıyor. Yani hepimiz çok yoğun çalışan, bu mesleğe gönül veren aile bireyleriyiz. Gerçekten. Evet, öyle gerçekten görüyoruz bunu. Peki ben normalde aslında burada işte programımızda buluştuğumuz mezunlarımıza şeyi soruyorum. Neden bu mesleği seçtiniz? Neden Beykent Üniversitesi'ni seçtiniz? Aslında size bunu sormalı mıyım bilmiyorum. Hani kökenden Beykentli olunca biraz komik geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında dediğim gibi ben üniversite sonunda bayağı yüksek bir puan yapmıştım. Evet. O zamanlar kimya hocamızı da çok seviyorduk. Kimya mühendisliğini de çok düşünmüştük. Sınıfça kimya mühendisi olanlarımız da çoktur bizim lisede.
Evet, hatta tercihlerimi de yaptım ben, üniversite sınav tercihlerimi. İşte bir ki ilk ikiye üniversitesini yazdım. Arkadan kimya mühendisliği bölümlerini yazdım falan. Sonrasında Beykent Üniversitesi bilgisayar matematik bölümünü yazmıştım. Çünkü güzel bir bölüm olduğunu düşünüyordum. Evet. Yeni açılan popüler bir bölümdü ve İngilizce olması ve burslu olan da puanı aldığım için hani bu bölümü tercih etmem gerektiğini de söylemişlerdi. Evet. Adem Çelik amcayı da tanıyorduk zaten. O da hani bu üniversitenin güzel olduğunu hep söylediği için hani burada devam etmek istedim. Beykent'in devamını burada getirmeyi düşündüm. Tercihi yaptım mı? Tabii ki üstte kimya mühendislikleri vardı. İşte İTÜ Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Kimya Mühendisliği vardı Beykent'in üzerinde. Tercihimi tam teslim edeceğim zaman, güzel bir anımdır bu. Müdür yardımcımız vardı, Osman Hoca. Babamın bile haberi yoktu bu olaydan. Annemin de haberi yoktu. Tam tercihe teslim ediyoruz okula. Kapatılacak artık. Yani YÖK'e gidecek o formlar. O zaman elden teslim ediliyordu. Hilal emin misin dedi. Yani kimya mühendisi olmak istediğine emin misin? Çünkü dedi sen büyük ihtimalle bu puanla buralarda takılırsın. Hani Beykent'e kalmazsın. Ama dedi hani bilgisayar matematik okumak bence dedi bir bayan olarak çok daha belki faydalı olabilir. Ne dersin hani ya, tercihlerini yer değiştirmek ister misin diye bana bir öneride bulundu. Ben de bunu o anda düşündüm. Evet dedim, ben Beykent'te okumaya devam etmek istiyorum. Ve çağın mesleği, güzel bir üniversite. Kimya da biraz dedim bayana uygun olmayabilir belki ilerleyen yıllarda, hani evleneceksiniz, hamilelik olayları falan belki hani problem oluşturabilir gibi o an öyle söyleyince, tamam dedim ben Beykent'i yazayım hocam, üstte onu alalım o tercihi o zaman dedi. Sildik biz orada 2 dakikada değiştirdik tercihleri. Aa, babamın haberi yok. Son dakika kader değişimi olmuş. Aynen aslında. Son saniyede verirken kader değişimi gerçekten. Verdikten sonra tabii ki tercihler bir ay sonra açıklandı. O zaman daha geç açıklanıyordu. Sonuçlar bir geldi. Babam diyor ki Allah Allah diyor, senin de kimyaya girmen lazımdı diyor. Nasıl diyor hani o tercih değişti de bu tercih geldi. Dedim baba hani bir son anda değiştirdik dedim, tabii ki itiraf ettim. Hani ben bunu daha çok istediğime karar verdim. Osman Hoca ile beraber ve bunu okumak istiyorum. Beykent'te okumaya devam etmek istiyorum dedim. Oranın yani gönül bağımız bizim oradan çok geliyor. Güzel. Çok da mutlu oldum. İyi ki burada okumuşum. Çok değerli hocalarım oldu. Birlikte çok güzel arkadaşlarım oldu. Güzel anılarım oldu. Burada okumasaydım eşimle tanışamayacaktım. Üniversitede tanıştık. Biz üniversite arkadaşıyız. Aa, evet. Çok güzel. O da mimarlık mezunu buradan. Mimarlık doktoru üst sınıfta. Eşinize de bir sınıfta. Gün uygunsa okuldan sonra programında kendisiyle buluşmak umuruyla. Güzel olur. Tabii ki çok güzel olur. O da burada. Tanışmamızda demek ki kader diyorum hani, bu şekilde bir değişim yapmasaydım burada tanışamayacaktık belki onunla. Tanışmak varmış. Beykent'te olmak varmış. Çok güzel. Güzel anılarımız var yani, dediğim gibi liseden, üniversiteden. O zamanlar hep arkadaşlarım derlerdi lisedeyken de. Sen çok iyi anlatıyorsun Hilal. İşte derste anlamadıkları bir şey olduğunu hemen bana sorarlardı senin üstte. Hani bu soruyu çözer misin? Şu konuyu tekrar anlatır mısın? Ya ben çok iyi anlattığımı düşünüyordum. Onlar da hep öyle diyorlardı. Anlatmak da bir yetenektir. Çok iyi anlatıyorsun. Çünkü. Yani ben, bazen öğretmenden daha iyi anlatıyorsun derlerdi bana. Ve yıllığımı bile az önce size gösterdim. Sonra yayın ekibine de göstereceğiz. Yıllığıma bile öyle yazmışlardı. Öğretmen olacağına inanıyoruz. Hani çok iyi anlatıyorsun. Öğretmen olursan notları verirken şöyle yap, böyle yap gibi önerilerde bile bulunmuş arkadaşlarım var. Yani dediğim gibi çok hani dolu dolu yaşamak güzeldi. Ben böyle gezmeyi falan da çok severim. Aslında sosyalim. Bu kadar başı olan insanlar genelde asosyal olur derler. Ama ben de pek öyle olmuyor. Yani ben gezen, şarkı söyleyen, ama hareketli de bir her yere bir giden, bireysiniz. Hani giyinmeyi falan da seven. Yani o hem çalışan hem de aktif olan insanlardanım. Öyle olmayı da seviyorum. Yıllığınızda gördük. Sesiniz de güzelmiş. Vokal de yapıyormuşsunuz evet, arkadaşlarınıza. Evet, sesim de güzeldir. Ses bilinciliğim var benim. Çok güzel. Evet, kaset teklif almışlığım da var. Severim. Şarkı söylemeyi de severim. Oynamayı da severim. Yani eğlenmeyi seviyorum. Hayatı seviyorum. İnsanları seviyorum. Çok güzel. Öğretmeyi güzel seviyorum. Hem başarılı olup hem de sosyal. Yani dolu dolu geçirmeyi seviyorum. Çok hocam, doğru hayatım. Dediniz. Dolu dolu geçirmek dediniz ya. Ben dolu dolu geçirmek taraftarıyım hayatı. Hiçbir şey ertelemeye gelmiyor. Güzel günlerimiz oldu ama babam vefat etti. 8 ay önce babamı kaybettim. Çok değerli bir insandı. Uzun yıllar milli eğitim müdürlükleri yapmış. Okul müdürlükleri yapmış bir insandı. Hani çok değerliydi. Sektöre çok faydaları vardı. Öğretmenlik kökenli zaten olduğu için yani eğitime biz gönül vermiş bir aileyiz. Ne güzel.
Benim amcalarım da öğretmen, amca çocuklarım da öğretmen. Yani çok sülalece öğretmen bir kökenden geliyoruz. Ben de öğretmen kökenli bir aileden geliyorum, evet, öğretmen aynı şekilde. Kökenli ve idealistiz. Hı-hı. Dediğim gibi hani onların da Beykent mensubu olmaları uzun yıllar. Hı-hı. Onlar sene çalıştılar Beykent, evet, kurumlarında müdürlük yaptılar. Ben de yine oradan beri geliyorum, okudum, öğretim görevlisi oldum falan derken. Yani gönül bağım çok yüksek Beykent'e. Asla vazgeçemem. Yani şu an içinde bulunduğumuz bina benim çok anılarımın geçtiği öğrencilikten. Güzel. Bütün hayatımın geçtiği bir yer diyorum. Hı hı. Zaten yakın oturuyorum. Şöyle camdan bir baktığımda evden bütün hayatımı görüyorum. Bugün sizinle daha çekimden öncesi konuşmuştuk. Ben henüz 6-7 yıldan bahsederken sizin önünüzde 20 yıl aşkın bir süre var, evet, baktığınızda. Beni o 6-7 yıl bile böyle bir yerlere götürdü. O işte duygusal anlar, ufak ufak o hani gözünüze canlanma durumları. Size kim bilir ne anılar canlanıyordur baktığımız zaman, evet, şu 20 yılın birikimiyle birlikte. Peki şunu sormak istiyorum. Üniversiteyi kazandık. Evet. Beykent Üniversitesi'ne geldik. Beykent'ten devam ettik öğretim hayatımıza. Evet. O ilk günü hatırlıyor musunuz, üniversiteli olduğunuz ilk günü nasıl geçtiğini? Hatırlıyorum. Çok heyecan yapmıştım. Ki halbuki benim lisemden ben burayı tercih ettim de çok arkadaşım Beykent Üniversitesi'ni tercih edip gelmişti. Aslında hani 3 tane, 5 tane falan arkadaşım vardı. Çok yabancı çekmeyeceğimi, hı hı, düşünüyordum ama şimdi herkes farklı fakültelerde, hı, bölümlerde, evet, olunca yine ister istemez yeni arkadaşları görmenin verdiği bir heyecan. Üniversiteli oluyorsunuz, onun verdiği, yeni bir yaşın verdiği bir heyecan bir yandan oluyor. Farklı hocalarla karşı karşıya, evet, kalmak, o birazcık zorlayıcı olmuştu. Dersler İngilizce olduğu için hani farklı olmuştu. Gerçi İngilizce ders altyapısına alışıktım. Yani ortaokulda da İngilizce görmüştüm derslerimi ama yine de hani üniversitede matematik gibi bir türev, integral, üst düzey şey öğrenirken biraz daha zorlayıcı, evet, olduğunu, evet, insan hissediyor. İlk günden daha hocalarımız bizim derse giriş yaptığında, hı-hı, yani bir atmosfer çok değişik gelmişti bir anda. İlk arkadaşınız bambaşka kimdi gelmişti üniversitedeki? Üniversitedeki ilk arkadaşım Ezgi isimli bir arkadaşımdı. Benim adaşım. Evet, adaşımdı. Ezgi dernekçilerdi, soyadını da hatırlıyorum. Sağ olsun, o iyi bir arkadaştı. Edirne tarafından geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Burada, hı-hı, ev tutmuştu, evde kalıyordu. Bayağı yardımları olmuştu. Hani ders notlarını alıp veriyorduk birbirimize. Sonra zamanla diğer arkadaşlarla kaynaştık, tanıştık. Ama tabii ki üniversite yılları, lise yılları gibi olmuyor. Bence lise arkadaşlıkları daha çok başka. Başka. Evet. Şu an üniversite yıllarından görüştüğüm arkadaşlar daha sınırlı. Ama lise arkadaşlarımın çoğuyla daha fazla görüşüyorum. Hı hı. Anılarımız da çok ama bilemiyorum. Lise arkadaşları daha farklı geliyor bana şu anda. Aynen, anılar paylaşılmışlar. Paylaşımlar daha fazla. Çok fazla. Mesela, evet, üniversitede ben de Beykent mezunuyum, konuşmuştuk dediğim, hı hı, gibi. Hala daha çok böyle sık görüştüğüm arkadaşlarım var. Hani çok güzel dostluklar kazandım bu bina içerisinde. O yüzden bu sebepten dolayı çok mutluyum. İyi ki Beykentli olmuşum dedirtecek kişiler kendileri. Buradan da selamlar gönderelim size, ben de arkadaşlarımıza. Zaten Beykent'in böyle canlı bir yapısı var. Herkes böyle sıcak tutuyor, sıcak kanlı bir, evet, üniversite. Böyle, evet, iç içe, herkes arkadaş ortamında. Hocaların da şu anki alanımız bizim öyle hani. Sırf okul arkadaşlıkları, evet, değil, biz iş arkadaşı olarak da böyle aile gibiyiz burada. Çok mutluyuz, her şeyi konuşup paylaşabiliyoruz, yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Evet. Bu da bizim için çok güzel, yani her yerde böyle ortam, kesinlikle, bulamıyoruz. Ben yakalamak istediğim bir nokta var. Dediniz, evet, ki eşimle üniversitede tanıştık. Ben, evet, o hikayeyi dinlemek istiyorum tabii sizin için de eğer uygunsa. Nasıl tanıştık, tabii nasıl ki, kaynaştık, nasıl başladı, evlilik nasıl gitti? Bunları da öğrenelim. Beykent burada yuva... Vesile olmuş aslında, evet, baktığınızda. Ya şimdi bizim, ben daha birinci sınıftaydım, Mart ayıydı. Yani ilk dönemi yeni bitirmiştik birinci sınıfta. Ben hep şöyle diyorum, ben nerede tanışmış olabilirim? Hani bu kadar çalışan bir öğrenci olarak değil diyorum, hemen herkes buluyor. Sizce nerede tanışmış olabilirim üniversite kütüphanede içinde? Kütüphanede. Aynen. Yani böyle deyince hemen herkes buluyor. Biz de şimdi kütüphanede tanıştık üniversitemizin. Hı-hı. Bu binanın altındaki kütüphanede, hala aynı yerde kütüphanemiz, evet, bu arada o anımızda taze kalıyor. O zaman biraz daha geniş bir kütüphaneydi. Şimdi yarısında laboratuvar yaptık. O kısımda bilgisayarlar vardı. Ben, hı-hı, orada bir arkadaşıma dersle alakalı bir konu gösteriyordum. Liseden bir arkadaşım, yine bizim üniversiteyi kazanmıştı. Bu üniversitede olduğunu o gün fark ettim. Kütüphanede, hı-hı, karşılaşmıştık, bir kız arkadaşım bana bir şey sormuştu. Ona gösterirken orada eşim geldi. Bir arkadaşıyla beraber. Tanımıyorsunuz ama. Tanımıyorum.
Yanında Alkan Bey de geldi, Alkan Çelik Bey ile. Biz onunla tabii ayrıca tanıştığımız için yanıma geldi, merhabalaştık. O da yanındaydı Alkan Bey'i. O hemen tanıştı, elini uzattı. Merhaba, ben Nurşit dedi. Hiç tanıştırmayı bile beklemedi. Hemen kütüphanede öyle bir tanışma oldu. İşte sohbet, muhabbet ettik. Ondan sonra her gün kantinde yanıma gelmeye başladı. İşte ortak grup arkadaşlarımız vardı. Sohbet, muhabbet ediyorduk. İşte okey oynamaya çıkıyorduk dışarıya. Birlikte gidiyorduk, okey oynadık falan. Böyle böyle yavaş yavaş ilgi duymaya başladığımızı keşfetti herhalde. Yani ilk keşfedin eşiniz oldu yani. Tabii o girişimde bulundu. Ben hiç öyle bir şey kondurmuyordum başta, hani tanışıyoruz ya, hani ortak arkadaşlarımız var. Bundan dolayı hani geliyor yanıma diye düşünüyordum ama kız arkadaşlarım da diyorlardı ki hani o seninle ilgileniyor bence, hani ama iyi bir çocuk falan. Öyle güzel görüşlerde gelince etrafta hep böyle onun teklifini değerlendirdim. Sonrasında işte ben evlenme teklifi ettim. Aa, üniversite zamanında mı? Tabii tabii, üniversite. Aa, birinci sınıfın sonunda hemen evlenme teklifi etti. Ben de tamam dedim, olur ama hani benim ailem vermez okul bitmeden dedim. Hani biz bu okulun bitmesini beklememiz lazım. Ve bunu dedim, hani şimdi söylersek de sıkıntı olur. Benim ailem için o kadar rahat bir aile değil. Hani dedim, biz bunu gizleyelim. Birkaç sene sonra okulun bitimine yakın söyleriz dedim. O şekilde gitti ilişkimiz. Hani üniversite yılları boyunca okul arkadaşı olarak devam eden, evliliğe giden bir ilişkimiz oldu. Çok güzel. Okul sonrasında biter bitmez, okul biter bitmez evlenemedik. Okul bitti, nişanlandık. O Amerika'ya gitti, dil eğitimi aldı. Ertesi sene evlendik. 2005'te evlendik. 2004'te nişanlandık. Okul da 2004'te bitti zaten benim. Şu an çocuklarımız var mı? Evet, iki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Biri 10 yaşında, adı Arhan. O da Beykent Koleji'nde okuyor. O da Beykent. O üç kuşak Beykent. Evet, ilk okuldan beri Beykent'te okuyor. Bir de ikinci oğlum var. O da 2 yaşında yeni maşallah, olmak üzere. O da Bilgehan. Bilgehan. O da tatlı kıvırcık saçlı. Çok küçük. Böyle. Harika. Hem eğitim hem akademik çalışmalar. Süper olmuş hem çocuk gerçekten. Var. Böyle bir hayatı götürmeye çalışıyoruz. Yani aslında bir bayan içi akademisi olunca şey çok zor. Hani çocuklarla beraber hayatı götürmek çok zor oluyor. Çünkü doktora süreci çok zor bir süreç biliyorsunuz. Evet. Hani uzun sürüyor ve ben de yaptım doktoramı. O yüzden de çok çaba sarf ettim bizim yönetim organizasyon kürsüsü işletme fakültesinde. Evet, oraya geleceğiz. İsterseniz okul yıllarını tamamlayın. Ben sırayla bütün detayları sizden almak istiyorum atlamadan. Çünkü çok kıymetli bir eğitim ve hayatınız ve iç hayatınız olmuş. Bunların hepsini detayını alalım hocam mutlaka. Güzel bir örnek olacak sizin için de. Evet, eşimizle de okulda tanıştık. Evet. 4 yılımızı Beykent Üniversitesi'nde yıllarını geçirdik, bitirdik. Bitirmeden öncesine dönmek istiyorum. Biraz hocalarımızdan, o dönemki hocalarımızdan da bahsedelim. Bahsedelim. Tek tek hatırladığınız... Benim hocalarım hala hocalar. Burada çalışıyorlar. Aa, öyle ben onların yanına hoca oldum. İş arkadaşım oldular. Yani herkese nasip olmaz. Evet. Hem okuyacaksınız hem onlarla iş arkadaşı olacaksınız. Kesinlikle. Yani kendi bölüm hocalarımla beraber çalışma fırsatını edindim ve çok gurur duydum. Evet. Mesela Profesör Mahir Resulov hala Fen Edebiyat Fakültesi'nde benim hocam. Çok uzun güzel. Yıllar bana dersler verdi ve beni çok sever. Hala ben de onu çok seviyorum. Çok iyi bir saygıdeğer hocalarımızdan bir tanesidir. Faydaları çok olmuştur. Turhan Karagüler var hocamız. Evet. O da yine Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Evet. Yine Bahattin Sinsoysal hocamız. Ege Kipman hocamız. Onların hepsi benim hocam oldu. Çok güzel. Burada evet, burada da çok hocam var. Birkaç hocam da var. Onlar başka üniversitelere geçtiler. Ama onlar uzun yıllar Beykent'e emek veren hocalarım oldu. Çok güzel. Peki i̇şte anılarınız var mı? Gürkan Silahtıroğlu oldu. Haluk Kul hocam oldu. Onların hepsi benim çok değerli emekleri olan hocalarım üzerimde. Peki hocam anılarınız illaki vardır. 4 yıl içerisinde burada hocalarla ya da sınıf arkadaşlarınızla yaşadığınız anılar vardır. Aklınızda olan varsa şu an gelen bir tane dinleyelim sizden değerli yıllarda. Mesela Rıfat Çölkesen hocamız vardı. Kitapları falan da vardır. Bilgisayar alanında çok iyidir. Algoritmacı hocalarımızdandır. Genelde her sınavda benim yerim hazır olurdu. Arkadaşlar yerim hazır ederlerdi. Bu çok ilginç bir şey. Yani ben sınıfa gireyim erken yer kapayım yoktu. Çünkü hani ben başarılı olduğum için hani benden de biraz öğrenmeye çalışacakları için sınav anında hani Hilal sen şuraya otur, şu bölüme otur diyerek hep yerimi hazır ederlerdi. Hani bunu hatırlıyorum. Yine üniversite arkadaşlarımızla adalara gitmiştik geziye. Adalara böyle 4-5 arkadaş gitmiştik. Orada gezmiştik, dolaşmıştık.
güzel bir an olarak kalmıştı bizim için. Sahile inerdik bazen. Tabii o zaman bu kadar gelişmiş değildi bu civarlar. Evet. Yani şimdi daha çok olanak var. O zaman bu kadar olanağımız yoktu. Bir de derslerimiz çoktu bizim. Hani çok fazla dersimiz vardı. Her gün akşama kadar hemen hemen derse giriyorduk yoğun biz. Evet, yoğun ders saatlerimiz vardı. Şu anki sistem biraz daha az ders saatli yurt dışına entegre olduğu için daha az ders olan bir sistem. Yani o zaman bizim dersimiz de çoktu. İşte nefes alacak fırsatımız olmuyordu lise gibi. Yani sabah gidip ara ara boşluklarla akşam çıkıyorduk. Evet, ve her gün dersimiz oluyordu. Boş günümüz falan yoktu. Şimdikilerin boş günleri muhakkak oluyor. Evet. Bir gün falan. Daha şanslılar. Kesinlikle, kesinlikle. Ama güzel arkadaşlıklar. Dediğim gibi o adalar gezisini unutamam. Yine sahilde gittiğimiz, görüşmelerimiz, konuşmalarımız unutamam. Eşinize gelmiş miydi adalar gezisini? Tabii ki gelmişti. Ne güzel. Hiç ayrıntıyı kaçırmam. Gelmişti. Zaten yalnız bırakmaz. Ya, üniversite hayatının başından biri var olduğu için. Evet. Ne güzel ama en güzel yılları aslında birlikte geçirmişsiniz gençliğe dair. En güzel yılları birlikte geçirdik çok, çok kıymetli. Evet, güzel yıllar ve güzel anılarımız var. Yani şimdi çok anımız var o yüzden. Ne yani diye anlatabileceğimiz var mı? Çok ortak noktamız var. Anlatabileceğimiz. Yani okulun her köşesinde, ders çalışma anımızda, o mesela mimarlık fakültesindeydi, hep maket yapardı sabahlara kadar. En üst kat, 12. kat onların katıydı. Orada bütün gün, bütün gece küçük küçük şeyleri birleştirip, yapıştırıp maketler yapardı. Gece bir onu ziyarete gelirdi bazen çünkü sabahlarlardı. Maketleri çıkarıp eve götüremezler çok büyük oldukları için zarar görmesinler diye. Sabaha kadar okulda çalışmalar yaparlardı. Onu gelir ziyaret ederdim. İşte o gelir beni ziyaret ederdi bölümümde. Arkadaşlarımızı tanırdık. O zaman üniversite tek bu binaydı. Biliyorsunuzdur eskiden. Evet. Daha az öğrenci ama vardı. Ama bina burasıydı. Tüm bölümler birbirini tanırdı ve arkadaştı. Yani şimdi herkes kendi bölümündekileri zor tanıyor ama o zaman yani bir sınıfta 12 kişiydik düşünün. Onlar da 20 kişi falandı. Yani tüm üniversitede belki de 1000-2000 öğrenci bile yoktu. Biz birbirimizi çok çok tanıyorduk. Herkes birbirini bilirdi. Çok dostane bir ortam vardı. Kantinde birlikte oturduğumuz alanlar, tavla oynamalarımız. Bizim dönem tabii arada bayağı, bayağı fark var ama evet. Benim yeni bile olmasına rağmen şu zamana göre daha şeydi. Ortak dersler vardı diğer bölümlerle bu bina içerisinde. Bu bina biraz daha böyle tek bir bina olduğu için daha fazla böyle öğrencilerin kaynaşma ortamı daha yüksek. Diğer bölümlerle, kendi bölümlerine zaten gerçekten tanıyor herkes artık. Bizim de o yüzden diğer bölümlerden tanıdığımız çok arkadaşlarımız var. Hala hatta görüşürüm onlarla. Çok güzel imkanlar sağladı Beykent bu konuda. Peki şu kısma gelmek istiyorum. Gerçekten ben Beykent'i çok seviyorum ve minnettarım. Gerçekten güzel arkadaşlıklar, güzel imkanlar ve güzel öğrendiğim dersler var. Hayat hikayeleri, yani bir sürü şey var. Kesinlikle. Her hocadan bir şey kattım kendime. Kesinlikle. Çok mutluyum. Şimdi de bunları öğrencilerime katıyorum. Böyle dola dola gidiyoruz. Çok güzel, ne güzel. Sizin elinizde de böyle işte Beykent'ten doğuşan, Beykentli bir hocadan ama ders almaları. En daha çok aileme sizin çok teşekkür ediyorum. Hani annem Semiha Göktağ, babam Raif Göktağ olsun. Amin, yani çok iyi yetiştirdiler bizi. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani insan sevgisini, öğretmenin ne kadar önemli olduğunun bize temellerini atan kişi onlar. Ondan çok hani mutluyum, çok gurur duyacağım güzel bir ailem oldu ve çok şanslıyım bu konuda. Yani herkes bu kadar şanslı olmuyor. Evet, kesinlikle. Peki şunu keşke sorayım. Babam biraz daha yaşasaydı. Keşke, keşke hocam. Allah mekanı cennet etsin diyelim. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi ilkokul, yani ortaokul ve lise Beykent'te okundu. Sonra üniversitede Beykent'e geldik. Evet. Burada güzel yıllar geçirdik. Hayat arkadaşımızla burada tanıştık, bu binalarda tanıştık. Ve şunu sormak istiyorum size, mezun olurken bu kep töreninde o duygulanma oldu mu? O kepi fırlatırken neler hissettiniz? Bunları öğrenmek çok istiyorum. Çok duygulandım. Şimdi ben kep töreninde tabii ki sahneye çok fazla çağrıldım. Hani bölüm birincisi olarak sahneye çıktım, plaket aldım. Fakülte birincisi olarak sahneye çıktım, plaket aldım. Üniversite birincisi olarak sahneye çıktım. O yüzden ben o gururu, o heyecanı çok sürekli yaşadım. Evet. Sırf kep atarken değil, hani o sahneye tek başıma çıkmanın verdiği bir stres, bir heyecan, hem gurur, hepsini bir arada yaşıyorsunuz o duyguların. Evet. Orada bütün aile sizi izliyor, eşimin tarafı da geldi tabii ki o zaman. Nişanlanmak üzereydik zaten. Mezuniyet töreninde kayınvalidem, kayınpederim, görümcelerim, eşim, herkes orada. Çok böyle gurur duyulan bir tablo oluyor. Bütün akrabalarınız var, tanımadığınız bir sürü insan da var zaten. Ve hayatınızın en güzel anı, o kadar yılın emeğini aldığınız ve başarıyla mezun olduğunuz
Ailenize de gurur yaşattığınız için böyle mutlu olduğunuz bir an ne olmuştu. Kadar güzel. Ben çok dolu bir üniversite hayatı geçirdim ve çok dolu dolu yaşadım ve çok güzel bir şekilde sonuçlandırdım. Çok şükür. Yani her şeye fırsat buldum, o yüzden çok mutluyum. Hani sırf ders çalışıp da eksik kalsaydım bazı organizasyonlardan üzülürdüm ama hiçbir şeyden eksik kalmadım. Ne güzel. Tatilse tatile gittim, gezmekse gezmeye gittim, partiyse partiye gittim arkadaşlarımla. Yani her türlü ortama uyum sağlayarak ama derslerimi de ihmal etmeden başarılı bir şekilde de mezuniyetimi de gerçekleştirdim. Evet. Yani zaman her şeyi yetiyor demek istiyorum ben öğrencilere. Evet. Vakti düzgün kullanırsak, biraz uykudan tabii kıstım. Uykuyu az uyumak gerekiyor her şeye vakit yetirmek için. Ama planlı programlı olursak vakit her şeye yetiyor. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz ve hayatı ertelememek lazım, kaçırmamak lazım. Sonra pişmanlık olarak içimizde kalıyor. Çok çok haklısınız evet. Hocam. Peki mezun olduk. Sonrasında iş hayatımız nasıl gelişmeye başladı? Kariyer basamaklarında hangi yollardan geçtik? Bunları soralım size. Evet. Şimdi üniversiteden mezun olunca zaten direkt birinci olduğum için başarılı olduğumdan dolayı üniversite yönetiminden okulda araştırma görevlisi olarak kalmamı teklif ettiler. Böyle geçti. Aslında Amerika'ya beni yolluyorlardı. Amerika'da orada bir üniversiteyle anlaşmaları vardı. Stavon Institute of Technologies'le oraya beni yollayacaklardı. Her şeyimi karşılıyordu üniversite yönetimi. Ama o zaman tabii ki, o zamanki nişanlım, şimdiki eşim buna izin vermedi, gitme dedi. Beni yollamadı. Ama kendisi gitmiş Amerika'ya gidemedim. İşte onu diyeceğim. Onun evet. gideceğini bilseydim ya. Giderdim. Ona gitme dedi, engel oldu ama arkasından kendi gitti. Eyvah. Öyle yaptı bana. Beni oralara yollamadı. Hemen ifşa edelim buradan. Hatta babam, dedem bile hani ki dedem hani annem bile vaktinde Ankara'ya yollamamış okusun diye. O bile Amerika'ya gitmemi destekliyordu. Hilal niye gitmiyorsun dedi. Ben de yok işte korkuyorum, çekiniyorum, gitmek istemiyorum diyerek ufak ufak böyle yollamıyor diyemiyorum tabii. Gitmemi istemiyor diyemiyorum. Öyle öyle dedim ve gitmedim. Burada master'a başladım o şekilde ama arkasından kendisi gitti bir okulu için. Onu da hiç unutmuyorum yoksa Amerika master'ı ve her şeyi de yani üniversite karşılıyordum. Evet, ikinci olan kişi gitti benim yerime ve hala Amerika'da. Ya gerçekten. Evet. İşte kader değişimi. Bana da CV'ymiş diyelim. Her kader. Şey gerçekten bir kader. Kader. Mesela, mesela sizin okulunuzun müdür yardımcısı hocanız son anda işte tercih değiştirmesi. Evet. O tercih değişmesi sayesinde burada bu ortamı tekrar buldunuz. Eşinizle burada tanıştınız. Tanıştık. Ne bileyim burada bu kadar işte gitmemeniz belki farklı bir şeylere vesile oldu ya da giden giden kişi için vesile oldu farklı kesinlikle. Şeylere. Onun hakikaten her şey gibi. Bir kader düzlem olduğuna inanıyorum. Ben her kararın farklı bir yola çıktığına inanıyorum. Yani tabii inanıyorum. Ki her şeyin bir etkisi oluyor hayatta. Muhakkak onun da etkilediği bir şeyler olmuştur. O yüzden kararları da iyi vermek lazım. Güzel bence bir yazı olmuş baktığımda. Buradasınız. Yuvanızdasınız artık. Kovamamış burası oldu. Sizin kesinlikle için Beykent. Kesinlikle yuva oldu. Yani başka hiçbir şey düşünemiyorum. Peki araştırma görevlisi olarak Beykent'te başladınız. Başladık. Sonra nasıl devam etti sonrası? Sonra öğretim görevlisi oldum. Ders anlatıyordum zaten öğrencilere. Ondan sonra işletme alanına ilgim olduğunu zaten biliyordum o zamandan beri. Hani hep diyordum ben, üniversite sınavına girerken bile ben ileride işletme master'ı yapacağım diyordum. Aynen onu idealimi gerçekleştirdim. İşte işletme master'ını yaptım. Sonrasında işletme doktorası yapacağım dedim. İşte İstanbul Üniversitesi'nde işletme doktorasını yaptım. Çok güzel. İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Kürsüsü'nde yaptım. Orada da çok değerli bir danışmanım oldu. Profesör Hayri Ülgen benim tez danışmanım. Evet. Onunla çalışmalarımız oldu. O da kendisi çok aktiftir bu alanda. Çok kitapları vardır. Bu isim yani duayenlerindendir diyelim bizim alanın. Çok bilinir. Orada çok iyi hocalardan dersler aldım. İşte Işık Pekdemir'den aldım. Profesör işte Profesör Aykut Berber'den aldım. Ne kadar sürdü doktoram? İbrahim Pınar'dan aldım. 4,5 sene sürdü benim doktoram. Normalde bu kadar kısa sürede bitiren olmaz pek İstanbul Üniversitesi'nde evet. doktorayı. Ama ben çok azimli olarak 4,5'te bitirmemin sebebi de o buçuğu doğum yaptım. Ya ben araya bir doğum girdi. Araya doğum bir çocuk soktum. Helal olsun hocam. Ne gerçekten diyeyim yani şapka çıkartmak lazım. Çok süper. Çok zorlandım o süreçte ama hamileyken derslerini verdim ben doktoranın. Süper. Ben 3 aylık bebekle yeterliğe girdim. Doktora benim yeterliliğe girdim. Benim anlamda öyle oldu biliyor musun? O tabii üniversiteydi zor. Doktora değildi ama o üniversiteyi 30 yaşından sonra okuyanlardan oldu. Karnı burnunda ve derslere girdi. Aynen. Lohusayken bütünleme sınavlarına girdi falan.
falan. Ya. O yüzden o süreci ben tanıklık ettim. Çok zor bir süreç ki siz doktora yani. Doktora aşırı zor bir şey. Hani normalde insanlar aylarca uğraşıyorlar ve ben bebekle, yani bebek bakmayı bilmiyorsunuz ilk çocuğunuz. Evet. Küçüksünüz, 26 yaşındayım. Hı-hı. Ben bebekle mi uğraşayım? Bir yandan doktoranın yeterliğine çalışıyorum. Masaya kitapları yığmışım. Hiç uyumadan. Günde 2 saat uyuyordum gerçekten. Çünkü bebek zaten uyumuyor. Evet. Uyuduğu zaman ders çalışabiliyorum. Ve ben o şekilde 3 aylık bebekle yeterliğe girdim. Yeterliği geçtim, verdim. Sonrasında işte tezimi yazmaya çalıştım. Bebekle tezi tamamladım vaktinde. O 6 ayda sadece işte doğumla ilgili rapor olan bölümüm. Yoksa 4 yılda bitirdim süper, diyelim. Harika, 4,5 yılı buldum. Bravo. Bu şekilde çok zorlandım ama gerçekten çok zor bir şey başardım. Azim gerekiyor. Kaç kere bırakmaya kalktım. Kaç kere ben bırakacağım dediğim yapamayacağım. Sizi? Annem, babam, eşim hepsi bırakma Hilal, çok emek verdin Hilal. Hani bu kadar yüzün kuyruğuna geldin Hilal, bırakılır mı Hilal diye diye böyle ite ite hani zorla bitirdim çok şükür. Çok ama ömrümden ömür gitti doktora. Gerçekten çok, çok zor bir süreç. Bir de bende iki katı zorluk oldu tabii bebek de işin içine girince. Evet. Kayınvalidem destek oldu, bebekle ilgilendi birazcık hani ben ders çalışayım diye. Annem babam destek oldu. Yani onların destekleri olmasa tabii ki ben bu süreci atlatamazdım. Çok güzel. Sizin azminiz ki ikinci bir şans da şu ailenizin yanında olması. Evet. Hem eşinizin ailesinin hem kendi ailenizin. Evet. Bu çok da güzel bir şans. Yani herkes bu desteği yakın bulamıyor. Yakın oturuyoruz. O da çok büyük avantaj oldu. Onlar olmasa tabii ki çok daha zorlanırdım. Zaten zor bir süreç geçirdim. Kesinlikle. Peki hocam sizi bulmuşken bunca yılın tecrübesi var. Hı. Sormadan edemeyeceğim. Buradan arkadaşlarımız izliyorlar. Hı. Kimisi daha lisede, kimisi üniversitede. Kimisi mezun oldu iş bulma aşamasında. Biraz onlara böyle sizden şeyler alalım, tavsiyeler alalım. İş dünyasına atılırken nelere dikkat etsinler, neler biriktirsinler kendilerine ki fark katabilsinler başka bireylere. Evet. Önce bunu soracağım. Sonrasında da iş dünyasında karşılaşabilecekleri sorunlar olacak, zorluklar olacak, çelme takanlar olacak. Kesinlikle. Bunlara karşı neler yapmaları gerekiyor? Bu konularda biraz feyiz alalım sizden istiyorum. Evet, çok güzel bir şey değindiniz. Şimdi öncelikle şöyle diyeyim. İş hayatında başarılı olmak aslında bunun kesin bir kuralı yok biliyorsunuz. Her iş yerinin, her sektörün, her iş yerinin kendine özgü özellikleri vardır. Hı-hı. Ama ben şunu öğüt verebilirim arkadaşlarıma. Hı-hı. Derslerde de diyorum. İlk önce insanları sevmekten geçiyor her şeyin başı. Hem mesleğinizi sevmeniz lazım hem de karşınızdaki insanı sevip saygı göstermeniz gerekiyor. Hı-hı. Eğer saygıyı ve sevgiyi birlikte tutabiliyorsanız o kişiye karşı, hani hata yapmış olabilir, bir problem yaratmış olabilir. Buna rağmen o saygı ve sevgi içinize barındırabiliyorsanız o zaman çözüm odaklı oluyorsunuz ve sıkıntıları görmüyorsunuz, aşabiliyorsunuz. Ama ikinci olursanız onun hatasını, ben de hatasını bulayım yaklaşımıyla yaklaşırsanız o zaman işler daha fazla çığırından çıkıyor. Kesinlikle. O yüzden biraz daha hani insancıl olup hani önce daha, insanları seviyoruz evet, o zaman. Evet, insanları sevip İşimizi de sevmek. Bir de sevmeyen, sevilmeyen iş yapılmamalı diyorum. Hani hep diyoruz ya doğru tercih gerekli. Sevilmeyen işi yapmak çok zor. Hani çünkü zorla bir şeyi dayatmak çok zor insana. O yüzden herkes istediği mesleği yapsın, istediği bölümü okusun. Hı hı. Hani mutluysa bunu yapsın. Ben çok öğrenci gördüm ikinci sınıfta okulunu bırakıp başka bölüme geçen. Yani hani bunu okulu bıraktı diye düşünmemek lazım. Hani yapamayacaksa okumanın sevdiği faydası yoktu. Sevdiği yöne yönelmiş oluyor. Hani bu onun için daha faydalıydı. Hani bunu yapmak, yani yine sen dönülse kârdır lafı gerçekten çok doğru. Bunu yapmak lazım. Yine bunun yanı sıra az önce dediğim gibi hayatı ertelemeyelim. Yani gezelim, gidelim, her şeyi yapalım ama işimizi de en iyi şekilde yapalım. Yani işten kaytarmak değil, dersten kaytarmak değil. Evet. Dersi de aynı şekilde çalışalım ama sistematik bir şekilde planlayalım. Ama arkadaşlarımız orada mesela adalara gezmeye gidiyorlarsa onlara da katılalım. Bunları da ihmal etmeyelim. Çünkü geriye baktığımda keşkelerimiz kalmasın. Ben tek bir geziye gitmedim. O da doktora yaptığım süreçte. Zaten bebek vardı demiştim. Boğaz turuna gitmişti arkadaşlarım. Ve o gün iki gün sonra biz hani doktora da ara ara izleme raporları veriyoruz. 3 ayda bir, 6 ayda bir. İzleme raporumun teslim süresi geliyordu ve ben o gün evde onu yazmakla uğraşacağım için gitmemiştim. Ama şu anda tek hayatımda bakın tek dediğim şey o. Keşke gitseydim. Gece 2 saat daha oturur yazardım yani. Keşke gitseydim. Hiçbir şey ertelemeyelim o zaman. Hiçbir şey ertelemeyelim. İçimizde kalmasın. Peki, diyoruz. Zorluklar kısmına gelecek olunca iş dünyasının zorlukları neler? Kim, nasıl insanlarla karşılaşabiliriz?
çerme takanlar dedik mesela, bunlar olabiliyor iş dünyasında, tabii, her sektörde. Son olarak bunu soralım, bu konuda tavsiyelerinizi evet, alalım hocam. Yani tabii herkesin yapısı başka, karakteri başka oluyor. Aynı aileden bireylerle bile anlaşmak evet, çok zor oluyor biliyorsunuz. Kardeşler, anne baba bile çok zor anlaşabiliyorsunuz. Bazı noktalarda ters düşüyorsunuz. Tabii ki ters düştüğümüz noktalar oluyor. Ama bunu tolere edebilmek gerekiyor maalesef. Tolere edemezseniz mutsuz oluyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insan da değişmiyor. Hani onun, o olayın eli tutulur bir noktasından tutmaya çalışacaksınız. Dediğim evet, gibi kin gütmemek gerekli. Yani hı-hı, her şey olabilir. Ben çok karşılaşmadım çok şükür. Hani böyle hani kuyu kazan öyle evet, o tarz bir iş ortamında olmadım çok şükür. Hani burası daha aile gibi olduğu evet, için, ama çevremde arkadaşlarımdan çok duyuyorum hani. Arkasından iş çevirenler, yüzüne gülenler, bu tarz okay, ortamları çok gören arkadaşlarım var. Hani ben şanslıyım bir nevi, o tarz bir ortamda olmadığım için seviyorum arkadaşlarımı da. Ondan dolayı hani biraz dikkatli olmaları dışında, işinizi iyi yaptıktan sonra size kim ne yapabilir ki diyorum hani. Kesinlikle. İşimizi iyi yapalım, kendimize güvenelim, emin olalım ve kin gütmeyelim. Hataları birazcık daha tolere edebilelim. İnsanları da sevelim bu şekilde. Şu an sizin, öncesinde sizin oturduğunuz sıralarda şu an öğrencileriniz oturuyor. Kaç yılında mezun oldum demiştiniz hocam? Ben 2004 yılında mezun oldum. 2004 yılında mezun oldum. 2004 yılından bu zamana kadar bayağı bir süreç geçti. 13-14 yıl geçti. Evet. Kendinizi eminim ki ama öğrencilerin yerine koyabiliyorsunuzdur. Onlara bol bol tavsiyeler de veriyorsunuzdur değil mi kendi öğrencileriniz bu konuda? Veriyorum. Bu konuda gerçekten çok şanslılar. Çok teşekkür ediyoruz size hocam. Verdiğiniz bu bilgiler, ayırdığınız bu değerli zaman için yoğun ne sürecinizde. Demek, ben size teşekkür ediyorum. Çok evet, mutlu oldum. Gurur duydum. Güzel detaylara girdik. Anılarım gözümde canlandı. Güzel bir süreç oldu. Biz de güzel bir sürece tanıklık ettik. Nostalji oldu biraz bizim için de sizin adınıza. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz bizi burada aradığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Siz de buranın evet, mezunusunuz. Ben de ne mutlu. Evet değerli izleyenler, bu hafta okuldan sonra programında sizlere Beylikdüzü'nden, Büyükçekmece kampüsümüzden seslendik. Hilal Göktağ Çelik hocamızla birlikteydik. Kendisi 2004 yılında Beykent Üniversitesi mezunuyken seneler sonrasında tekrar okuduğu yerde öğretmen olma şansına erişti. Burada güzel güzel yıllar geçirmiş kendisi ve sonunda burada öğrenciyken şimdi kendi öğrencileri olmuş bu bina içerisinde. Okul yıllarına indik, okul anılarından bahsettik. Bu zamanlara nasıl gelmiş bunları konuştuk. Okuldan sonrasında mesleği adına neler yapmış, hangi yollardan geçmiş hepsini programımıza detaylandırdık ve programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde yine mezunlarımızla sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.